Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar depremden sonra asker kışladan geç çıkarıldığı iddialarına tepki gösterdi. Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları askeriyle, siviliyle, işçisiyle, teknik personeliyle ilk andan itibaren seferber olmuş, milletinin yanına koşmuştur dedi. Mehmetçik başlangıçtan itibaren büyük bir azim ve kararlılıkla, gerçekten büyük bir fedakarlıkla, terörle mücadelede olduğu gibi, hudut güveninde olduğu gibi hem fedakarlık hem kahramanlık, yapılması gereken ne varsa yaptı, yapmaya devam ediyor. Bütün efendim görevlerini de bu arada yapıyor. Terörle mücadele devam ediyor arkadaşlar. Hudut güvenliği devam ediyor. Semalarımızda, denizlerimizde hak, alakım ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için gayretlerimiz devam ediyor. Bütün bunların yanı sıra Mehmetçik aynı zamanda burada da deprem bölgesine de değerli vatandaşlarımın acısını dindirmek için, yaralarını sarmak için gayretlerini sürdürdü, sürdürmeye devam ediyor. Şimdi kara kuvvetleri hareket merkezi, deniz kuvvetleri hareket merkezi, hava kuvvetleri hareket merkezi, genel kurmay hareket merkezi, milli savunma, her yerde hareket merkezi var. Her yerde efendim bir şey var, personel var, ciddi sayıda personel var. Bunlar zaten olayları gece gündüz 24 saat devam ediyor, takip ediyorlardı. Bunlar bunları görür görmez süratle arkadaşlarım yapılması gereken ne varsa bunlarla alakalı tedbirlerini aldılar ve saat 4.30'da arkadaşlarım bu merkezlerden işte Mezhebe Genelkurmay Karadeniz Hava rapor istendi araziden, sahadan, birliklerden ve bu arada tabii önemli bir konu var, işte demek istediğim şey bu, gözden kaçmasın. Anında Türk Silahlı Kuvvetleri insan yardım tugayını ikaz etmişler hazır ol diye. Kağıt kaçta? 4.30'da. Bu önemli. Ve saat 4.50'de 2. Ordu Komutanımız Orgeneral Metin Gürak efendim görevinin başında. Saat 4.50 2. Ordu Komutanımız görevinin başında ve birliklerden rapor almaya başladı. Ne oldu diye. Onlara soruyor. Onlardan bilgi alıyor. Efendim ve saat 5'te Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Afet Acil Durum Kriz Merkezi. Efendim teşekkür etti arkadaşlarım. Aktif oldu, tesis edildi. Ve eş zamanlı olarak Genelkurmay'da Kara Deniz Hava Kuvvetleri Komutanlığı da bu merkezler zaten çalışıyorlardı. Takviyeli personelle çalışmalarını genişlettiler, derinleştirdiler. Çalışmalar sürüyor. Ve saat 5'te, dikkat edin bak saat 4.17, saat 5. Saat 5'te arkadaşlarım, Mezhebe Genkur ve kuvvet komutanlıkları görevlerinin başındaydı. Herkes bak görevin başında. Saat 5. Efendim 5'i 10 geçeye kadar efendim çeşitli görüşmeler yaptık. Yaptım. Efendim Genelkurmay Başkanı'yla ve de ilgili arkadaşlarla konuştuk. Görüştük arkadaşlarım ve aldığımız rapor, aldığımız bilgileri Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.